Şimdi sizi Kahramanmaraş'ın Şahin Kaya köyüne götüreceğim efendim, mahallesine. Şimdi orada çok farklı bir risk var. Farklı bir korku var. Evet, deprem, ama bir yandan da depremle birlikte birbirinden ayrılan, hatta kabak gibi ortadan ayrılan büyük kaya parçaları var. Gördüğünüzde inanamayacaksınız. İşte onlar her an düşmeye meyilli ve o yüzden çevre halkı o kaya parçalarından dolayı çok korkuyor. 7,7 ve 7,6'lık depremler Kahramanmaraş'ta birçok ilçeyi yerle bir etti. Ancak Kahramanmaraş'ın Şahinkaya mahallesinde yaşayanların durumu ise biraz farklı. Mahalleli, artçı depremlerden dolayı dağdan kopan kaya parçaları nedeniyle büyük korku yaşıyor. Kahramanmaraş Şahinkaya mahallesindeyiz. Buradaki köyler, buradaki yaşayan insanlar depremden aslına bakarsanız pek etki görmedi. Ancak korkuları hemen arkamızda görmüş olduğumuz büyük dağ. İşte bu dağdaki büyük kayalar depremden hasar gördükten sonra, ki özellikle büyük deprem değil, artçı depremlerde etkilenerek işte bu yokuştan aşağı inerek bu aşağıdaki yaklaşık 20-28 haneli köyün evlerine zarar veriyor. Köylüler bu kayalardan korunmak için köyün biraz daha çıkışına doğru çadırlar kurup orada hayatlarını devam ettiriyor. İşte o kaya parçalarından sadece biri. İşte hemen bahsettiğimiz büyük kayalıkların olduğu tepe burası. Mesela ilk depremde ve artçı sarsıntılarda oradan kopan bir kaya buradaki asma ağaçlarına zarar vererek burada durdu. Bu kaya yaklaşık yüzlerce kilo ağırlığında. Eğer burada durmasaydı, bu rampayı geçebilseydi hemen aşağıda köy evleri vardı ve ağır hasarlar verip belki de can kayıplarına sebep olabilirdi. Büyük korku yaşayan köylüler kayaları kendi imkanlarıyla tutmaya çalışıyor. Eve giremiyoruz. Korkumuzdan eve giremiyoruz. Bu kayayı da biz bağladık, kayıyor. Kendi imkanlarımızla ne kadar tutabilir bu kayalar bizi? Bu taşları. Bu böyle işte kayıyor. Bu ipleri falan siz mi çektiniz? Evet, biz çektik. Eve gitmesin diye biz çektik, bu halat ne kadar tutabilir ki? Vatandaşları korkutan sadece kayalar değil, bir de heyelan tehlikesi var. Şahinkaya köyünde yaşayan vatandaşların tek korkusu sadece bu dağdan gelen kayalar değil, hemen arkamızda görmüş olduğunuz yolun kenarındaki toprak alan. Buradaki en ufak bir yağmur burada heyelan tehlikesi yaratıyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu diyeceğiz efendim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde çadır tartışması vardı. Çok hararetle tartışılıyordu zaten günlerdir. Ve Sayın Kılıçdaroğlu da bu konuya sert çıktı. Kızılay'a çağrıda bulundu hatta. Şöyle söyledi: eğer elinizde çadır kaldıysa, çadırınız varsa, ne kadar varsa getirin, biz hepsini alacağız dedi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman'da yaptığı açıklamaya ona da sert çıktı. Yaşadığımız bir felaket ortamında nasıl olur da Cumhuriyet'te yaşıt olan bir kurum Kızılay çadır satar, çadır ticareti yapar. Çadır tartışmasına bu sözlerle katıldı, Kızılay'a çağrıda bulundu. Buradan Kızılay yetkililerine sesleniyorum. Deponuza kaç çadır varsa, eğer varsa, satılmadı kaç çadırınız kaldıysa getirin kardeşim. Hepsini alacağız ve deprem bölgesine göndereceğiz. Hepsini alacağız. Bir yardım kuruluşunun ticarethaneye dönüşmesi ne demektir? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında geldi kürsüye. Gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyamanlılardan helallik istiyorum sözleri de vardı. İki günde bir şey yapmadık, helallik istiyorum. Halkına kastetmenin helalliği olmaz. Devletin direği adalettir, adaleti çürütülür. Kalmadı bir şey. Devletin kolonlarını keserseniz İşte Kahramanmaraş'ta olduğu gibi, Adıyaman'da olduğu gibi, Hatay'da olduğu gibi bir tabloya mahkum olursunuz. CHP lideri deprem bölgesi için acil yapılacaklar listesini de anlattı. Evi yıkılmış veya yıkılacak olan tüm hak sahiplerini bankalardan veya esnaf kefalet kooperatiflerinden aldıkları kredilerin ana paralarını ve faizlerini silin. Kırsalda evi ve çiftliği olan, kırsalda da çok kişinin evi yıkıldı, ağırı yıkıldı, binası yıkıldı. Onlar da bankalardan ve tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları kredilerin kendileri ve faizleri silinecek. Ulaşım ve hizmet araçlarını kaybeden depremzedelere yeni araç alımlarında faizsiz uzun vadeli kredi sağlansın. Ayrıca motorlu taşıtlar vergisine ve ÖTV'ye tabi araçlarda da vergi alınmasın.